E, Sayın Öcalan üzerinde 23 yılı geride bırakan e, ağırlaştırılmış tecrit, mutlak tecrit bir işkence sistemine dönüşmüş artık e, bir tecritle e, karşı karşıyayız. Zaman zaman bunu tabutluk, zaman zaman ölüm çukuru, ölüm koridoru, hukukun bittiği yer, hukukun sıfır noktası ne dersek diyelim ama e, hem hukuken onu açacağız hem de siyaseten artık kabul edilemez Tamamen bir suç pratiği haline gelen, tecritle sanki ilk defa karşılaşılmış gibi yapılan yorumları da doğrusu hayretle izliyoruz. İktidarıyla muhalefetiyle, Türkiye siyasetinin, Türk siyasetinin belki de söylemekte daha yarar var. Şöyle bir sorunu var. İlkesizlik, ciddiyetsizlik, samimiyetsizlik güne dayalı, günü kurtarmaya dayalı. Yani uzun sorunları, önemli kapsamlı sorunları da, günlük politikaya alet etmeye dayalı bir tutumları var. İktidarın da muhalefetin de pek çok kesiminde maalesef Türkiye siyasetinin belki de en önemli çıkmazlarından, yapısal krizlerinden biri budur. İşte bu sorun kendisini e, İmralı'da da uygulanan tecrit konusunda da Sayın Öcalan'a yaklaşım konusunda da kendisini gösteriyor. Sayın Öcalan'ın bizim de birebir tanıklık ettiğimiz gibi ilk günden itibaren bu sorunu tüm taraflarıyla Müzakere ederek, dünyada benzer sorunların nasıl çözüldüğüne ilişkin tartışmalar yürüterek ve işin hem felsefi boyutunu, barışın felsefi boyutunu, hem Türkiye bu toprakların tarihini, hem sosyolojiyi, hem bilimi esas alarak ortaya koyduğu çözüm önerileri gayet net. Yıllardır bu çizgisinden de milim sapmayan bir kişilik var karşımızda. Sayın Öcalan bir kurucu iradedir. Bunu kabul etmek gerekiyor. Herhangi bir aktör değil. Kurucu bir aktördür. Kurucu bir iradedir. Başından itibaren, belki de İmralı sürecinden de önce, ta 93'ten kısa bir tarihi hatırlatması yaparsak, ta Turgut Özal dönemine kadar giden, işte çeşitli ara bulucularla içine girilen diyaloglar, müzakereye dönüşmese bile önemli sonuçlara yol açmıştı. Ardından 93 yılında ilan edilen, 95 yılında ilan edilen Tek taraflı ateşkesler yine 98 yılında ilan edilen tek taraflı ateşkes. Ardından İmralı'da ortaya koyduğu çizgiyi yine 2013-2015 arasında 2009-2011 hadi bir tarafa bırakalım yarım kalan temaslarda onlar ama 2013-2015 sürecinde ortaya koyduğu tutum hala hafızalardadır. Şimdi bütün bunlar hiç yaşanmamış gibi bütün bunlar hiç yokmuş gibi mi davranacağız? Bir sıkışmışlıktan ötürü ee, belki de bir beklenti yaratarak, e, belki de e, bu iktidara karşı Türkiye'de bugün vicdan sahibi herkesin de kabul edebileceği gibi bu iktidara karşı en kararlı mücadeleyi yürüten bir e, parti, bir gelenek var, bir halk hareketi var ortada. Belki de bu e, mücadeleyi e, zayıflatmak, e, dediğim gibi böyle e, kaygılı kaygılar yaratmak, e, abartılı beklentiler içerisine sokmak için Belki de başvurulan bir yoldur bu. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir manipülasyon mudur bu? Çünkü adı geçen gazetecinin yazmasıyla biliyorsunuz konu gündeme geldi. İmral'da bir görüşme olacak mı olmayacak mı? Biz de izliyoruz. Biz de göreceğiz. Bu iktidar şunu defalarca yaptı. Sayın Öcalan'ın konumuna, Sayın Öcalan'ın pozisyonuna, Sayın Öcalan'ın temsiliyetine, ağırlığına, gücüne, daha da önemlisi çözümleyici gücüne faydacı yaklaştı pragmatik yaklaştı. Kendi iktidarını sürdürmenin bir aracı olarak yaklaştı. Bu gayet açık ve net. Bunun geçerli yol olmadığını. Sayın Öcalan da zaten bizim görüşmelerimizde altını çizerek her zaman söylediği bir husus vardı. Benimle oyun oynanmasın. Kimse benimle oyun oynamasın. Bu son derece ağır bir meseledir. Ciddiye alınması gerekir. Çok pek çok 40 yıla Türkiye'nin 40 yılına işte mal olan sonuçlarını her gün yaşadığımız çok ağır bir sorunla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu sorunun çözümünün bir parçası olarak mı bugünlerde gündeme geldi? Sayın Hoca'nın o müzakereci diyaloğa dayalı rolünün ortaya çıkmasına yönelik bir adım mıdır? Yoksa biraz önce söylediğim gibi iktidarlarını sürdürmenin Kürt karşıtı iktidarlarını üstelik Kürt, Kürt karşıtlığının had safhaya ulaştığı bir dönemi de yaşıyoruz. Biliyorsunuz hem içeride hem dışarıda e, savaşa, gerginliğe dayalı politikaların en üst seviyeye tırmandırıldığı bir dönem. Partimize yönelik açılan kapatma davası, geçmiş dönem eş genel başkanlarımız ve MYK yargılandığı Kobani kumpas davası, işte birkaç gün önce e, Türkiye Diyarbakır'da tutuklanan 16 e, basın mensubunun durumu, her gün hemen her gün operasyonlarla günlere uyanıyoruz. Güney Kürdistan'da yürütülen savaş ki çoğu yanı kamuoyundan gizleniyor. Onu da bu arada belirtelim. Türkiye kamuoyunun öyle bir gündemi yokmuş gibi. Oysa orada çok büyük bir savaş gerçeği var. Çok büyük kaynakların aktarıldığı. Yine diğer taraftan belki uluslararası aktörler izin vermediği için gündemden düşmüş gibi görünüyor bugünlerde ama hala Erdoğan'ın sık sık söylediği işte Rojava'ya yönelik bir askeri müdahale hazırlığı. Bütün bu açılardan baktığımızda Kürt karşıtlığında sınır tanımayan ee, bu halkın bütün kazanımlarını ortadan kaldırmaya ant içmiş gibi görünen bir iktidar gerçekliği var karşımızda. Bileşeni açısından da iktidar koalisyonuna baktığımızda da işte e, bir tarafında MHP, bir tarafında derin devlet, Ergenekon artıkları, Avrasyacılar ve benzeri gibi böyle uğursuz bir, halkların düşmanı olan, sadece Kürt halkının değil, aslında Türkiye halklarının da düşmanı olan pratikleri bilinen bir koalisyon var karşımızda. Bir yarar var. Eğer eee e, 23 yılı geride bırakan e, ve dünyada örneği gerçekten az olan e, bir uygulama ne kadar anlatsak az kalır. E, çeşitli boyutlarını e, kamuoyuna zaman zaman e, anlatıyoruz, avukatları da anlatıyor. E, yaşayıp yaşamadığı bile belli olmayan. Yani işte avukatlar en son iadeli taahhütlü mektup gönderiyorlar. Onun alınıp alınmadığı bile belli değil. Yani e, böyle bir uygulama. Şimdi böyle bir uygulamadan sonra Ortada bu kadar hukuki delil de varken, mahkemenin verdiği bu kadar karar da varken son derece aslında olağan olması gereken bir hak olan, temel bir insan hakkı olan, benzer durumdaki herkesin yararlandığı, benzer durumda olan başka hükümlü ve tutukluların yararlandığı bir haktan yararlanma ihtimali bile yani bir lütuf, bunu bir lütuf gibi, bir büyük bir iyilik gibi sunmak da bir başka açmaz. Ee, gerçekten bu da burada hem e, hukuken hem ahlaken hem vicdanen büyük bir e, utanmazlık da söz konusu. İktidarın yaptığının böyle bir yanda var. Fakat diğer taraftan e, şunu bütün açıklığıyla ortaya koymak gerekir. Sayın Öcalan'ın İmralı'da, e, İmralı öncesini bir tarafa bırakalım ama İmralı'da 23 yıldır, 24 yıldır, işte 20 yılda biz dediğim gibi tanıklık ettik. Ortaya koyduğu dev bir külliyat var. Türkiye tarihine ilişkin, Ortadoğu tarihine ilişkin e, ve e, insanlık tarihinin tümüne ilişkin aslında e, ortaya koyduğu büyük e, bir külliyat var, derin çözümlemeler var ve dikkat ederseniz en önemli yanlardan birisi e, siyasal ve toplumsal sorunların halklar lehine çözülmesi. Sadece Kürt halkı lehine değil. Halklar lehine, emekçi halklar lehine, kadınlar lehine e, çözülmesidir siyasal sorunların bu şekilde çözülmesidir. Örneğin insanlık tarihinde iz bırakan büyük devrimlerin neden başarısız olduğu, bunun önlemi nasıl alınabilir diye üzerinde en çok durduğu konulardan biridir ve o açıdan örneğin son günlerde yapılan bazı tartışmalara baktığımızda gerçekten üzülmemek de elde değil. Hepsine kötü niyetli demek doğru olmaz. Yani Sayın Öcalan'la bir görüşmenin olacak olması, olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyoruz. Bir görüşmenin olacak olmasının Türkiye'nin bugünkü şartlarında iktidarın lehine sonuçlar doğuracağını düşünmek, Sayın Öcalan gerçeğini tanımamak demektir. Ee, bunu bütün açıklığa ortaya koyalım. Sayın Öcalan, e, e, HDK ve HDP fikriyatını e, ortaya koyan, e, bu konuda e, öneriler sunan, projeler sunan, işin felsefesini, sosyolojisini ortaya koyan, e, Türkiye'nin demokratik geleceğini, halkların ortak birliğini stratejik düzeyde ele alan, konjöktürel olarak değil, bunu bir sıkışmışlıktan vesaire değil, aksine e, bunun felsefesini, düşüncesini, sosyolojisini ortaya koyan bir çizginin mimarıdır. Böyle birinden halkların aleyhine olabilecek, demokratik e, demokrasinin aleyhine olabilecek, Türkiye'nin ortak demokratik geleceğinin aleyhine olabilecek sonuçlar doğurmasını beklemek e, Sayın Hoca'nın hem haksızlıktır, Sayın Hoca'nın gerçeğine hem e, tutarsız yaklaşmadır, hem de maalesef büyük bir haksızlık olacaktır. Ciddiyetten de yoksundur. E, hepsini aynı kefeye koymuyoruz ama son günlerde işte son 4-5 gündür kamuoyunda bu yönlü tartışmaların olduğunu da görünce bütün açıklığıyla bunu belirtmekte yarar var. E, Sayın Hoca'nın devreye girecek olması çok önemlidir. Eğer girecekse. Onu tekrar tekrar söylüyorum. Yani önümüzdeki günlerde beraber göreceğiz ama Sayın Hoca'nın de, tekrar devreye girecek olması 2013-2015 benzeri bir süreç mi yaşanır? Başka bir şey mi olur? Bilemiyoruz şu an. Şu an o bilgilere sahip değiliz ama önümüzdeki günlerde eğer olacaksa bunları beraber göreceğiz. Ama bütün e, demokrasi güçleri, emek güçleri, e, bu sistemden dışlanan, bu sistemin mağdur ettiği e, antidemokratik, otoriter, hegemonik siyaset tarzından, AKP-MHP faşizminden mağdur olan, AKP-MHP iktidarına karşı mücadele eden bütün güçler Sayın Öcalan'ın devreye girecek olmasının kendi lehlerine sonuçlar doğuracağından emin olmalıdırlar. Sayın Öcalan ortaya koyduğu e, projeye zarar e, zarar vereceğini düşünmek herhalde e, gerçekten Sayın Öcalan gerçeğine dediğim gibi büyük haksızlık olur. E, bunu da bu vesileyle e, bir kez daha belirtmiş olalım. Bazen sapla samanın birbirine karıştığı, e, gerçeklerin görülmediği, manipüle edildiği... E, çok ve dolayısıyla olumlu sonuç doğurması da mümkün olmayan tartışmalar. Şimdi işte biliyorsunuz bu seçimlere doğru giderken herkes HDP'nin işte kritik önemdeki rolünden söz ediyor değil mi? Bir dengeleri değiştirebilecek, oyun bozabilecek, oyun kurabilecek gücünden, sayısal gücünden de siyasal gücü nedeniyle de böyle bir rolünden söz ediliyor. Bu kadar ve yapılan araştırmalar da HDP'nin bu rolünü zaten destekliyor. Ee, rakamlara e, girmek belki doğru olmaz ama e, bize göre yani bizim yaptığımız kendi iç tartışmalarımıza göre yüzde %15'ten aşağı düşmeyecek bir oy oranı önümüzdeki seçimlerde görülecek. E, ne yapılırsa yapılsın. E, şimdi böyle bir e, gücü olan bir partinin e, tabanının da yani sayıları yarıştırmak anlamında değil. Yani işte yüzde bir bile oy alamayan bir partinin hassasiyeti gözetiliyor da Sadece bu açıdan baksak bile bırakalım Türkiye'nin ortak geleceği, Kürt sorununun devasa çözümü. Onları bir tarafa bırakalım. Sadece bu açıdan yaklaşsak bile hatta %1 bile değil, yüzde 0.5 oy alan bir partinin hassasiyeti bu tartışmalarda göz, gözüküyor da bu kadar gücü olan bir partinin 90 tabanının yüzde 90'ının hassasiyeti gözetilmiyor. Bu tabanın yüzde 90 hassasiyeti Kürt sorununun çözümüdür. Ee, artık bu savaşa son verilmesidir, acıların bitmesidir, ee, terörle mücadele esasının değiştirilmesidir, cezaevlerinin boşaltılmasıdır, kayyum kararlarının geri alınmasıdır, ee, kayyum kararlarının ne kadar antidemokratik halk iradesine ağır bir darbe olduğu biliniyor. Türkiye bunları çok yaşadı. Ee, bu bu tabanın böyle bir hassasiyeti de var. Bu tabanın işte bütün bu sorunların çözümünün odak noktasında da Sayın Öcalan'ın, konumu vardır. Yani e, Kürt halkının e, gözü İmralı'dadır. Kürt halkının gözü İmralı'dan gelecek bir sestedir. Sayın Öcalan bir an önce e, bu manipülasyonları işte devlet görüşüyor, heyetler görüşüyor. Onları bir tarafa bırakalım. E, avukatlarıyla, ailesiyle görüşerek topluma doğrudan seslenebilmelidir. Bunun koşları yaratılabilmelidir. E, bu hukuken de e, gereklidir. Kaldı ki iktidarın bir lütfu, bir ihsanı, bir iyiliği de olmayacaktır. Bir hakkın teslimi olacaktır. Tekrar tekrar söyleyelim. Bir hakkın teslimi olacaktır. Ee, biz dört gözle bunu bekliyoruz. Bunu söyleyelim. Ee, Türkiye en tarihinin en ağır krizinden geçiyor. Ee, ve muhalefet de e, bizim tespitimiz değil bu. Pek çok e, objektif bakabilen araştırmacının tespiti Muhalefet de güven vermiyor, umut vermiyor. Toplumun büyük çoğunluğu böyle e, Türkiye'nin nereye gireceği konusunda gerçekten e, karamsar bir ruh sahip. Tüm bu girdap içerisinde, tüm bu tablo içerisinde Sayın Öcal'ın devreye girecek olması sadece Kürt halkına değil, bütün Türkiye halklarına derin bir nefes aldıracaktır. Demokratik bir Türkiye'nin inşası daha da kolaylaşacaktır. 2013-2015 süreci aslında buna bir girişti ama değerlendirilemedi. Onu bir tarafa bırakalım. Fakat oradan da çıkarılacak derslerle şimdiye kadar bu süreçler neden başarıya ulaşamadı? Bu konuda yapılacak bir muhasebeyle de Sayın Öcalan tekrar devreye girmelidir. Baş müzakereci olarak kabul edilen bir yanı var biliyorsunuz Kürt halkı tarafından. Ee, yine işte pek çok Rojava devriminden sonra da biliyorsunuz uluslararası pek çok akademik çevrede de Sayın Öcalan'a olan ilgi arttı, eserlerine olan ilgi arttı. Ee, uluslararası alanda da bu yönlü çalışmalar ve kampanyalar da arttı. İşte Tüm bu nedenlerle bize göre bir an önce, bir an önce, e, Sayın Öcalan öyle bir defalığına bir akrabasıyla değil e, avukatlarıyla düzenli e, görüşmeye başamalıdır Vasisiyle ailesiyle düzenli görüşmeye başlamalıdır. dış dünyayla iletişimi sadece bu görüşmeye değil dış dünyayla bütün iletişimi yazışmalar mektuplar işte televizyon ve benzeri e, bütün bu haklara e, kavuşturulmalıdır kendi haklarıdır yasalardan kaynaklanan haklarıdır e, ve devreye girecek olması da tekrar tekrar altını çizmek istiyorum. Türkiye'de başta Kürt halkı olmak üzere ama Türkiye'deki bütün halkların lehine olacaktır. Türkiye'de demokrasi ve özgürlükler mücadelesinin gelişmesine çok önemli bir katkı sunacaktır. 23 yılı geride bırakan tecritin devam etmesinin pek çok sebebi var ama en önemli sebebi Sayın Hocanın ortaya koyduğu direniş çizgisidir. Kimse bu gerçeği görmezlikten gelmesin. Eğer Sayın Hocalan ee, bu söylendiği gibi bazı çevrelerin çok ucuz söylediği gibi eğer iktidarla yakınlaşma, iktidarın politikalarına hizmet edecek ve benzeri bir pozisyonda olsaydı e, bu kadar ağır bir tecrübe herhalde maruz kalmazdı. Sayın Hoca'nın aynı zamanda büyük bir e, demokratik direniş içerisinde. Başından itibaren ve Sayın e, evet kamuoyunda e, daha çok geçmişiyle e, özdeşleşen e, yani e, böyle yorumlara konu ediliyor ama Sayın Hoca'nın 20 yıldır ortaya koyduğu işte e, hem e, ortaya koyduğu savunmalar hem 2013-2015 döneminde söyledikleri yaptıkları işte mesajları kamuoyuna biliyorsunuz Nevroz başta olmak üzere çeşitli mesajları da e, yayınlanmıştı. O, o süreçte yaptığı değerlendirmeler kamuoyuna da zaman zaman yansıyordu. O dönem siyasilerin aslında Sayın ilgili yaptığı değerlendirmeler de vardı yani Hatırlarsanız onlar da hala hafızalarda. İşte Orta Doğu ve güncel tarihi ne kadar iyi okuduğuna dair, çok gerçekçi çözümler önerdiğine dair bunların hepsini hatırlıyoruz. Dolayısıyla Sayın Öcalan başından itibaren iktidarın hegemonik çizgisini kabul etmeyen, müzakereye çağıran, eğer hegemonyayı da dayatırsanız bunu asla kabul etmeyiz. Erdoğan'ın da AKP'nin de hegemonyasına asla izin vermeyiz diye yüzlerce bu anlama gelen açıklamaları değerlendirmeli oldu. Bu çizgisinden dolayıdır ki Sayın Hocam işte biraz önce dediğim gibi ağır bir tecrit altına tutuluyor. Ve bu direnişçi çizgisini de hakların lehine olacak şekilde sürdüreceğinden de asla kuşkumuz yoktur. Kendisini defalarca görmüş biri olarak, defalarca ziyaret eden görüşmelerde bulunan biri olarak, işte yazdıklarını okumaya çalışarak bu, bu sonucu çok rahatlıkla çıkarabilirim. Pek çok arkadaş gibi kendisini gören, pek çok avukat arkadaşımızın veya işte zaman zaman giden heyetlerde olduğu gibi. Bu tutumu açık ve nettir. Sayın Öcalan'a söyleyecek, Sayın Öcalan'ı tanımlayacak en pek çok şey olabilir ama bana göre en önemli yanı ilkeli bir çizgiye sahip olmasıdır. İlkelerinden asla ve asla taviz vermemesidir. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, önce ilkelerini, değerlerini ortaya koymasıdır. Ondan sonra ilkeler esasında bir görüşmeye ve uzlaşmaya açık olmasıdır. Esnektir, uzlaşmaya açıktır ama aynı zamanda ilkelidir, ilkeleri vardır. Kim ne yaparsa yapsın o ülkelerinden de asla taviz vermeyecek bir direnişe sahiptir. Bütün yaşamı da aslında, bütün siyasal yaşamı da aslında bunun önerekleri doludur. Ama en fazla da İmralı'da ortaya koyduğu çizgi bu açıdan son derece nettir. Bunu tekrar belirtmiş oldum. Ee, mevcut e, antidemokratik, otoriter, hegemonik, ırkçı, savaş yanlısı iktidara karşı daha demokratik bir Türkiye'den yana olduğunu söyleyen, işte e, eşit yurttaşlığa dayalı anayasal çözümden yana olduğunu söyleyen, demokrasiden, özgürlüklerden yana olduğunu söyleyen e, kimi siyasal ve toplumsal muhalefet odaklarının tutumu da e, üzerinde ayrıca durulması gereken önemdedir. Bugün şunu net olarak söyleyelim. Bugün eğer e, Türkiye'de demokratik bir gelecekten söz edilecekse, halkların ortak demokratik yaşamından söz edilecekse, e, daha demokratik, daha sivil bir anayasadan söz edilecekse, her alanda ama, sosyal, ekonomik, idari, hukuki, her anlamda e, demokratik bir Türkiye'den söz eden e, her kim, hangi çevre, hangi parti varsa, Tecite yönelik Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecite yönelik bir ses çıkarmadıkları zaman e, tutarsızdırlar ve demokratlıkları da şüphe götürür. Bu gayet net. Türkiye'de eğer herkesin üzerinde mutabık kaldığı gibi tarihsel kökenleri tarihin derinliklerine giden, aynı zamanda toplumsal yanları olan, siyasal, hukuki boyutları da olan kapsamlı bir Kürt sorunundan söz edilecekse eğer bu sorundan söz etmeyenleri zaten bir tarafa bırakıyoruz ama bu sorundan söz edilecekse eğer ve bu devasa Kürt sorununun tam orta yerinde duran her açıdan tam orta yerinde duran Sayın Öcalan'a ilişkin Sayın Öcalan'ın içinde bulunduğu koşullara ilişkin bir söz söylemeyeceklerse kimse kusura bakmasın onların demokratlığından biraz önce söylediğim gibi şüphe ederiz. Türkiye'de eğer Kürt sorunun çözümü konuşulacaksa Eşit yurttaşlık temelinde, anayasal yurttaşlık temelinde, eşit ve ortak, halkların ortak birliğinden söz edilecekse bu sorunun barışçıl, müzakereye dayalı, diyaloğa ve müzakereye dayalı, demokratik çözümünde 40 yıldır ısrar eden, 20 yılına birebir tanıklık ettiğimiz, 23 yılını geride bırakan bir imralı sistemi var, tanıklık ettiğimiz ve bir milim bile sapmayan çizgisi olan, barışçıl çözüme dayalı çizgisi olan Sayın Öcalan'a yaklaşım çok önemlidir. Ama şunu söylemekte fayda var. Özellikle de biraz önce söylediğim gibi kendisini iktidara karşıt olarak konumlandıran, işte bu antidemokratik iktidara karşı demokrasi savunduğunu söyleyen çevrelerin bu konuda artık daha cesur bir yüzleşme içerisine girmeleri bu sorunla hesaplaşmaları, kendi gerçeğiyle daha cesurca yüzleşmeleri ve sonuçlarını görmeleri gerekir.